Yanımızda bitki uzmanı İbrahim Gökçek'le bugün yine şifalı bitkilerin hangilerinden konuşacağız acaba? Kavanozların içinde çeşit çeşit bitkiyle gelmiş İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hürmetle, saygılar. Bugün konu başlıklarımızın arasında kolesterol ve varis tedavilerinde kullanılan destek amaçlı bitkiler var. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi kolesterolden başlayalım isterseniz. Evet. Kolesterol değil mi? Kolesterola karşı en etkili bitkiler zeytin yaprağı. Hı hı. Geçen de söylemiştim. Dünyada en etkili. Artı alıç, civan perçeme otu, leğen dikeni tohumu, öksü otu. Kolesterol olursa bu bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bağırsak florası bozulmuşsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Arıtamaz. Zamanla yorulur, yağlanırsa kanda dolaşan toksik madde damarların iç yüzeyinde depolanır. Hı hı. Ve zamanla damarlar yağlandıkça, daraldıkça problemler ortaya çıkar. Evet. Yani LDL dediğimiz kötü kolesterol yavaş yavaş artar, iyi kolesterol düşer. Mesela geçenlerde bir bayan gelmişti bize, 55-56 yaşlarında. Biz ona bir çay, kolesterol çayı dediğimiz özel bir çay karışımı hazırladık. Aromatik lahana suyu, aromatik limon suyu. 4 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde trigliseridi 527'den 160'a. 4 hafta içinde. 4 hafta içinde. Kolesterolü 247'den 130'a. Değerleri düşmüş. Glikoz 190'dan 110'a. Dedim ki artık tereyağı yiyebilirsiniz. Yani biraz fazla düşmüş. Bu kadar dikkat etmedim yani aşırı. Dünyada en etkili bitki zeytin yaprağı. Kolesterol, lipid, trigliserit, yüksek tansiyon, şeker, diyabete karşı çok çok etkili. Bugün yeni bir bitki getirdim bu. Bildiğimiz kestaneye benzer ama at kestanesi. Bu yenebilen kestane değil. Yenmez, bu at kestanesidir. Hayvanlar bunu sever ama insanlar için bunun çok sert kabı var. Bunun tohumu yani şu kabuğu soyulduktan sonra kurutulur. Kurutulduktan sonra rendelenir. Evet. Çayı içilir ama çok acı olduğundan çok az içilebilir. Bunun çayı. Evet, çayı içilebilir. Toz haline getirilir. Ha, içindeki şey biraz tohumu. Tohumu toz haline getiriliyor. Toz haline getirin. Ama siz bunu kıramazsınız. Kıramazsınız, çok sert. Toz haline getirdikten sonra az içilebilir. Fakat şöyle bir şey de yapılabilir. Bundan 50 gram toz haline kurulduktan sonra 1 litrelik ilave edilip üzerine 1 litre sirke, üzüm sirkesi koyuyor. 50 gram kaşık ölçüsüyle 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı kadar. 3 yemek kaşığı 1 litre su. 1 şişe doldurun, üzerine sirke. Sirke ilave edin. 6 hafta bekledikten sonra bu sirkeden her gün günde 3-4 defa birazcık alınırsa toplar damar zafiyetine yani varize karşı etkili, toplar damar iltihaplanmasına, bacaklardaki ağrıya, sızıya karşı, kramplara karşı, toplar damarların kapakçıklarında, kapakçıklar, toplar damar kapakçıkları aynı sibop gibi. Fonksiyonunu yitirirse, zayıflama olursa orada hafif çok az bir kan birikmesi zamanla varize olur. Varize oluşturur. Evet. Damarlar yalaş yalaş değişir. Toplar damarlardaki kirli kan yukarıya doğru çıkamıyor. Kapanmazsa kapakçıklar, kapanmada biraz anormallik gelişimi olursa problemler var. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Varize karşı dünyada en etkili 3 bitki var. Sarı burada olunca. Fotoğrafı. Ha şu, ben bunu size sordum hani bu bizim her yerde gördüğümüz o bitkilerden. Öyle, bizdeki normal hayvanlara şöyle. Hayvan yemi olarak kullanılan yonca mor çiçekli. Doğru mu tutuyorum? Bu, doğru. Bu sarı çiçekli yonca. Sarı çiçekli yonca ile de ilgili bunun otu kurutulduktan sonra çayı içilir. Burada varize karşı, bacak ağrılarına, kramplarına, bazıları gece böyle kramp girer, uyuyamazlar. Evet. Ağrı bilir, sizi bilir. İkinci önemli bitki ise, şu mu? Hamamelis virginialis denir. Buna cadı fındığı da denir. Cadı fındığı, güzel. Fındık ağacının yaprağına benziyor zaten. Fındık gibi meyveleri var, küçük. Evet. Bunun da yine bununla ilgili Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da klinik araştırmalar yapılmış. Toplar damar zafiyetine, toplar damar iltihaplanmasına, varislere,
hamamelisin kremi yapılır hemoroide karşı. Hmm. Hemoroide karşı da damarları büzücü. Bu bitki o zaman demek ki yani büzücü etkisi olan, evet. Spazm etkisi olan bir bitki. İltihapları önleyici, damarları büzücü, temizleyici, aratıcı özelliğe sahip. Peki o zaman, şimdi damarları büzücü etkisi olan bir bitki ya bu. Mesela böbrek taşı olan kişilerin o zaman böyle bir şey kullanmasına sakınca olabilir mi? Çünkü orada da spazmı azaltmak lazım ağrıyı. Hayır, böbreklere hiç ilgisi yok. Böbreklerin geçtiği yerlerde spazm yaratmıyor değil yok, mi? Yok, böbreklere etkisi yok. O idrar yollarında her falan. Bitkinin etki alanı farklı. Ha, bütün vücudu etkilemez yani. Yok, o böbreklere etki yapmaz. Ha. Zararı yok yani. Tam tesiri yok.